Aa, inanamıyorum baba. Sen beni nasıl buldun ya? Ben ölüyordum baba, sen beni... Aman Allah'ım. Rüyamı görüyorum ben ya. Jack abi. Hayır ufaklık, hayır. Rüya görmüyorsun. Baban Terminatör'ü araya taraya buldum oğlum. Buldum. Kendisi zaten bize çok uzakta oturmuyormuş. Etrafta bir süredir yavru pitbull soran birisi vardı. Bana arkadaşlarım ulaştı. Ben de bir yavru pitbull olduğunu ve senin rengini falan tarif ettim. Arkadaşlarımın arkadaşları babana ulaştı. Ve babanı bulduk. Niye böyle bir şey yaptın Jack abi? Niye? Ben zaten onlardan kaçmışken. Lan korsan! O ne demek lan? Terbiyesiz. Allah Allah, bir pitbull babasından kaçar mı lan? Sen resmen var ya, çok terbiyesiz bir köpek oldun ha. Isırırım lan seni. Diyeceğim de. Seni zaten ısırmışlar oğlum. Jack kardeş. Haber verdiğin için sağ ol. Bu benim oğlum korsan ve evden kaçtı. Buna şimdi sen kim saldırdı demiştin? Katil Rottweiler Cellat adındaki bir psikopat. Sizin eve saldıran. Katil Rottweiler Cellat mı? Demek o it yaptı. Oğlumun kanına o girdi. Merak etme oğlum. Baban o hayvanı bulduğunda onu var ya yok edecek. Sallama baba, sallama. Sen en son o hayvanı döveceğim diye kaç takla atmıştın. Yani amcam Kaos ve annem olmasaydı dövemezdin. Lan sen ne biçim konuşuyorsun babanla eşek sıpası? Ani ya. Ben Terminatörüm oğlum. Arenaların fatihi. Arenaların efendisi. Benim oğlumu, korsanımı kanatacak. Onu böyle çadır altına itecek hiçbir hayvan... Nefes alamaz. Doberman kardeş, bir iz var mı bu itten? Var Terminatör kardeş, var. Kendisinin takıldığı pis bir mahalle var. Arkadaşlar istihbarat aldı. İnsanlar bile bilmiyor daha. Biz köpeklerin arasında bu tarz pislikleri yapan hayvanlar yaygın olur. Hemen buluruz. Kendisinin nerede takıldığını buldu. Demek buldun ha? Demek buldun. Oğlum, benim adım Terminatör. Ben arenaların fatihiyim. Benim arenada dövüştüğüm köpek sayısı resmen ağzımdaki diş sayısından daha fazla. Benim oğlum korsana pati uzatmak ne demekmiş, o katil cellata göstereceğim. O niye? Acayip sinirliyim lan, acayip. Kimse benim oğluma diş geçiremez. Kimse! Baba, sakın... Tek gitme. Katil Rottweiler Cellat baba seni de öldürür. Yok oğlum, merak etme. Senin baban öyle 3-5 tehditle, 3-5 ısırıkla ölecek pitbull değil. Doberman Jack kardeş, sen bana şu yeri bir tarif et. Ben şu katil Rottweiler'ın aklını alayım. Daha sonrasındaysa bu hıyarı evine götüreyim. Lan sen daha annenin sütünü içmedin enik. Niye evinden kaçıyorsun lan? Niye evinden kaçıyorsun? Annen senin için deli gibi ağladı ya. Ne sütü baba ya? Ne sütü? Ben büyüdüm artık. Benim anne sütüne falan ihtiyacım yok. Jack abiyle birlikte biftekler yiyoruz. Jack abi bana oyunlar öğretiyor. Ve beni eğitiyor. Ben büyüyünce K9 olacağım biliyor musun? O niye ya? Şunun çenesine bak. Neler söylüyor neler. Ben büyüyünce K9 olacağım biliyor musun diyor. Lan enik. Senin daha kendi kılların çıkmadı oğlum, kılların. Üstünde emanet kılla duruyor. Önce o kılların dökülecek, sonra yenisi çıkacak. Ya Doberman Jack kardeş, kusura bakma. Sana da yük oldu galiba. Yok, tam aksine. Kendisi benim kardeşim gibi oldu. Ben ona bildiğim her şeyi öğretmek için yemin ettim. Ve ona her şeyi öğretiyordum. Lakin dayak yememeyi henüz öğretemedim yavru olduğu için. Ve hayvanlara kolay kanmamayı. Beste! Kes sesini. Misafirim var. Yemin ediyorum gelir ısırırım seni. Yan komşu Vesti ya. Bana hasta da. O niye? Sana hasta mı? Oğlum gitti davettir lan. Ne? Şimdi ikna oldum senin korsanın babası olduğuna. Birader ne diyorsun sen? O manada değil. Baba ya. Güldürme beni. enik halimle ben bile artık biliyorum onun ne demek olduğunu. Sen nasıl bilmezsin ya? Ay acıyor baba. Bak lan sen şu eniği. Babasına gülüyor. Konuşma lan konuşma. Enik küçüklük seni. Seni evden kaçmanın cezasını ödeyeceksin, merak etme. Ama ondan öncesinde bu Rottweiler cellat mıdır nedir? Gerçek cellatla bir tanışsın da aklı başına gelsin. Kimse Terminatör'ün oğluna pati uzatamaz. Hiç kimse. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi yavru Pitbull'un hayatında maalesef ki Korsan yine bir yavruluk yapıp katil Rottweiler cellata kanmış, onun kafesini açmış, kendisini serbest bırakmış. Daha sonrasında ise akla hayale gelmeyecek bir dayak yemişti ve gördüğünüz gibi kendisi yoğun bakımdayken babası yerini tespit etti. Daha doğrusu Jack ona yerini söyledi ve gördüğünüz gibi babası Korsan'ı sonunda buldu. Siz uzun zamandır diyordunuz bu çocuğun bir babası vardı. Niye yavrusunu aramıyor? Aslında arıyordu arkadaşlar. Lakin yavruyu bulmak kolay değildi. Çünkü evden kaçmıştı. Her yere gidebilirdi. Neyse, konumuz o değil zaten. Gördüğünüz gibi Terminatör yavrusunu buldu ve kendisinin katil Rottweiler cellat tarafından ağır yaralandığını öğrendi ve bunu duyar duymaz acayip sinirlere bindi. Rottweiler cellatı eline geçirdiği yerde acayip pis döveceğini söylüyor ki bu bölüm zaten dövecek. Bakalım bizim Terminatör oğluna saldıran bir hayvana tam olarak nasıl muamele edecek, neler olacak? Sizce Terminatör tek başına katil Rottweiler cellatı dövebilecek mi? Hadi başlayalım. Ve işte geldik. Rottweiler cellat burada görülmüş en son. Ve kendisi çok tehlikeli ve vahşi bir vaziyetteymiş. Yavru her ne kadar dayak yemiş olsa da ben ona küçümsenmeyecek kadar zararı verdim. Yavruyu o halde görünce onu bayağı bir ısırdım. Yani durumu çok iyi değil. İyi yapmışsın Jack kardeş. Eline sağlık. Merak etme. Benim onunla işim bittiği vakit durumu daha kötü olacak. Anlıyorum seni. Yavrun için tek başına bir şeyler yapmak istiyorsun. Lakin izin ver ben de geleyim. Olmaz Jack kardeş, olmaz. Bu benim aile meselem. Aile meseleme karışmana izin veremem. Teşekkürler yaptığın her şey için. Oğlumla ilgilenmişsin falan ama buradan sonrası artık benim işim. Hiç kimse Terminatör'ün aile üyelerine zarar verip hayatta kalmayı başaramaz. Hiç kimse. Ne köpek, ne insan, ne başka bir hayvan. Vay be Korsan. Senin de ne delikanlı, ne cesur bir babam varmış. Pis, leş gibi bir kanalizasyonda katil Rottweiler cellat gibi bir hayvanla teke tek dövüşmeye gidiyor. İşte böylesine kuvvetli ve böylesine güçlü bir babanın elbette ki Korsan gibi güçlü bir evlada sahip olması çok da şaşırılacak bir şey değil. Aslanım Korsan, merak etme. Baban intikamını alacak. Baba, ne demek sadece bir tane tavuk bulabildim. Ben koskoca katil Rottweiler cellatım. Benim bir tane tavuktan doyacağımı mı düşündünüz? Kusura bakma patron, kusura bakma. Pek bir hayvan bulamadık. Yani etraftaki insanlar yemek falan da bırakmıyorlar. Bir tek bu tavuğu bulabildik patron. Aptallar! Katil Rottweiler cellat bir tane tavukla doyar mı? Benim daha fazla şey yemem lazım. Daha fazla. Kana susadım oğlum ben. Rottweiler cellat! Sen kana değil, kansızlığa susamışsın. Demek her yerde beni arıyorsun ha? Fazla uzakta arama. Benim oğluma zarar verdikten sonra benle karşılaşmayı beklemen yapacağın en akıllı şey olur zaten. Lan senin gücün yalnızca küçücük, kendini savunamayan yavrucağa mı yetiyor ha? Lan sen benim oğlum Korsan'a nasıl patini uzatırsın ha? Seni ben şimdi dövmez miyim? Ooo Pitbull. Sen beni O evde son anda durduran Pitbull'sun. Çocuklar, tavuğa gerek kalmadı. Ne yiyeceğimi buldum ben. Oğlum, sen korsanı ısırdın ya. Sen ona zarar verdin ya. Senin canına okuyacağım, canına. Biz 3 kişiyken mi? Hayal görüyorsun Pitbull. Geçen sefer siz 3 kişiydiniz. Bense tektim. Beni dövene kadar canınız çıktı. Şimdi biz 3 kişiyiz. Sen teksin. Bizi dövebileceğini nasıl düşünürsün ha? Geçen sefer sen benim oğluma saldırmamıştın. Ve ben geçen sefer defansta olandım. Bugün ben sana saldırmaya geldim. Aniyam. Lan ben arenaların fatihi. Pitbull'um lan. Pitbull'um katil Rottweiler cellat. Belli. Boğuşmaya gücünüz mü yeter lan? Gücünüz mü yeter? Sizin alayınızı ortadan kaldırırım. Benim adım Terminatör. Ben kimseye benzemem. Oh, yemeğimin benimle oynamasına bayılırım. Yapma ya, bayılır mısın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen daha bayılma görmedin. Kalk lan, gel böyle. Senle oynayacağım oğlum. Sen arenalar fatihinin oğluna bulaşmanın bir bedeli olmayacak mı sandın? Kalk lan, kalk. Oh. Sen nasıl bu kadar güçlüsün? Çünkü ben acayip güçlü bir babayım. Önceden sadece arenada sahiplerimin para kazanması için, şan için, şöhret için dövüşürdüm. Şimdi oğlum için dövüşüyorum. Ve korsanı çok seviyorum. Benim oğluma saldıracak köpeği yaşatma. Sen de yaşayamazsın. Anladın mı cellat? Senin cellatlığın ben sana saldırana kadar sürer. Sonra biter. Oğlumdan uzak durmayı öğreneceksin. Öyle san. Buradan da çıkacağım. Seni de bulacağım. Oğlunu da. O karını da öldüreceğim. İşte o biraz zor. Çünkü seni hapse göndereceğim. Hapse. İnanamıyorum. Terminatör, sen ne yaptın? Ben bunu yalnız sanıyordum. Bana yalnız olduğunu söylemişlerdi. Sen 3 tane Rottweiler'la tek başına mı boğuştun? Üstelik Rottweiler'lardan biri katil Rottweiler cellatken. Söz konusu oğlumsa 3 tanesiyle değil 33 tanesiyle de boğuşurum, 3000 tanesiyle de. Benim oğluma kimse zarar veremezcik. Kimse. Aman Allah'ım. O kadar yıldır polislik yaptım. Bir sürü şey gördüm. Bir sürü sokak dövüşü gördüm. Lakin senin kadar koca yürekli ve güçlü bir hayvan görmedim. 3 tane Rottweiler'ı. Tek başına. Dediğim gibicik. Şayet oğlum için dövüşüyorsam dünyaları yakarım. Çünkü ben babacım beyaz Pitbull Jack'ten böyle gördüm. Ya Jack, bunu hapse atmadan önce senden bir ricam olacak. Onu yapabilir miyiz? Of ya, yat sıkıldım. Nerede kaldı babam ya? Nerede kaldı Jack amca? Ya çoktan gelmeleri lazımdı ya. Yoksa katil Rottweiler cellat babamı ve Jack amcayı öldürdü mü? Aptal korsan, aptal korsan. Senin yüzünden baban ve Jack amcan öldü. Öldü işte. Hep benim yüzümden ya. Ben dayak yemeseydim, kafesi açmasaydım bunlar olmazdı. Korsan, şayet baban senin yüzünden ölürse sen de ölürsün. Yani ölmezsin herhalde ama. Ha? Baba? Jack amca? Baba? Jack amca? Geldiler. Acaba iyiler mi ya? Baba, baba ne olur dövüşme o hayvanla. Ne olur baba. Baba. Aman Allah'ım. Baba bu. Evet oğlum. Kendisi katil Rottweiler cellat. Senin için ağzını yüzünü kırdım. Ve sana söyleyeceği bir şey var. Değil mi lan cellat? Evet. Evet ufaklık. Senden özür dilerim. Beni affet. Ne? Nasıl? Sen benden niye özür diliyorsun ki? Çünkü baban ağzıma sıçradı. Sıçradı demek istedi. Oğlum. Katil Rottweiler cellattan korkmana gerek kalmadı. Doberman amcan Jack ve onun sahibi kendisini Alaska'ya götürecek. Ve sen de benimle geleceksin. Çünkü artık ailenin yanına dönme vaktin geldi. Ne? Nasıl yani? Jack amca gidiyor musun? Ya hayır baba ya. Hayır. Ben Jack amcayı çok seviyorum. Onun yanında kalmak istiyorum. Ne? Gidiyorsun lan enik. Duydun işte beni baba. Duydun. Ben Doberman Jack amcayla gitmek istiyorum. Baba, biliyorum ben yavruyum diye beni ciddiye almıyorsun ama ben bu süreçte büyüdüm. Yani dayak yiye, eğitim ala Jack amcadan bir sürü şey öğrendim. Onunla gitmek istiyorum ben. Ne demek oğlum? Doberman Jack amcanın yanında kalacaksın. Ben seni Alaskalara falan göndermeyeyim. Ya Terminatör, ben de Alaska'ya komple gitmeyeceğim ya. Yani sonuçta bu hayvanı bırakıp geri geleceğiz. 2 hafta falan sürecek. Ya bak ne diyeceğim sana korsan. Şayet baban da isterse ben seni eğitebilirim. Sen bizde kalırsın. Baban istediği zaman gelir görür. Ben senin amcan abin olurum. Baban yine senin baban olur. Ha. Öyle oluyor mu? Olur tabi. Baban da isterse yani. Ben şimdi bilemedim ya Jack. Yani ne desem bilemedim. Oğlum videonun sonuna geldik de. Lan yavruyu istiyorlar lan benden. Oğlum o benim oğlum lan. Allah Allah. Elin dediğini duydunuz mu lan? Ben onun için 3 tane Rottweiler dövdüm. Jack amca daha havalı diyor. Daha iyi itiyor diyor. Oğlum Jack'in yanında gitmesine izin veremem. Jack'in yanında kalsın mı? Eğitim alsın mı? Ne diyorsunuz Aniya? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün yavru Pitbull hayatında acayip manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve Terminatör'ün oğlunun intikamını alışını, daha sonrasındaysa Rottweiler cellattan kendisine özür diletmesini izledik. Gördüğünüz gibi Terminatör çok büyük bir babalık yaptı ve oğluna bulaşan katil Rottweiler'ın ağzını yüzünü yamulttu. Lakin videonun sonunda resmen Terminatör şok oldu. Çünkü yavru Pitbull babasıyla gitmek yerine Doberman Jack'le kalmak istiyor. Onu daha çok sevdiğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz? Sizce kimin yanında gitmeli? Ne yapmalı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vallahi Kadir amca senin kafan mı güzel bilmiyorum ama benim altımda Nissan GT-R 35 varken senin beni geçmen söz konusu bile olamaz. Oğlum bu adam yaşlandığı için mi kafayı yedi? Yoksa artık kibirden gözü hiçbir şeyi görmüyor mu? Lan altımda Nissan GT-R R35 var oğlum. Benimle yarışa tutuşmak, idam fermanı imzalamak, idam. Sese bakın be. Yemin ediyorum var ya. Şu seste bir sevgiliniz olsa sabah akşam dinlersiniz ha.